Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bugün de evinizin neşesi, güler yüzü, Brent'iniz geldi. Bugün de kapıları sileceğiz. Kapılarım leş dolabı gibi olmuş şöylesine. Bugün de kapıları sileceğiz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diye ya. Ondan sonra hadi başlayalım değil mi teyze? Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. İyi günler. Sileceğim. Teyze, içine bulaşık tablet attım bir tane. Evet. Çamaş suyu var, sirke var, tamam mı? Evet. Ondan sonra bu kadar. Şöyle karıştırıyoruz. Ondan sonra da çamaşır suyu da var biliyor musun? Damastos, damastos. Heh. Kolay gelsin Bülentciğim bu arada. Hoş geldin. Sefa geldin Ayşegül ablacığım. Heh. Hangi kapıdan başlayın Ayşegül'le? Nasıl istiyorsan Bülentciğim. İstersen şu kapıdan başlayalım. Şu kapıdan başlayalım. Onun arkasında da şey vardı. O koşları da alayım da. Buradan silelim. Heh. Evet Bülentciğim. Şuna baksana, göm olmuş kapı. Aman Allah'ım, neresi göm gökse? Şart olsun göm gök. Bülentciğim, göm gök görmesek gideceğim yani. Göm gök olmuş, Ayşegül'ü. Şimdiden kapılar parladı bile. Yalan. Vallahi. Maşallah, Bülent. Göm gök olmuş, Ayşegül'ü göm gök. Göm gök olsa bu kadar kapı niye parlıyor, ben onu anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, teyze şöyle. Güzel kıvamı. Uy. Kıvamı götüre götüre. Arkasında şey ve onları alacağım. Biraz sonra da arkasını sürerim. Oldu mu? Tamam Bülent'ciğim. Evet. Parladı mı kadar? Zaten benzi süren zaten pis değil Bülent. Pis, pis. Ha, toz olunca sen rahatsız oluyorsun hemen. Bence tertemiz yani. Nasıl tertemiz? Ah benim aşkım. Ya sen rahatsız oluyorsun Bülent'ciğim. Bu konuda rahatsız olduğun için. Ben, orada kim var diyor. Buysa benmişim Bülent Aynat'ım. Ne var? Vallahi parladı Bülent'ciğim. Yemin ediyorum çok kapıları güzel. Kapıları sileyen böyle. Kapıları her haftada bir sileyen neyse. Biliyorum ya. Biliyorum. Hı. Sen sararmasına çok korkuyorsun. Aa, çok korkarım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle kapıları açıları sileyen bir yanısına. Ay Bülent'ciğim, şu halların güzelliğine bak vallahi. Hakikaten. Lazer kesim halı var ya. Ha? Lazer kesim ben. Bugün ya daha şey mi Bülent, bu yeni mi aldın bu halıları? Bunları mı? Vardı. Vardı değil mi? Ha. Bir sürü yolu var sen ki. Sen benim yollukları koysan. Biliyorum ben, değişik var da. Değişik halı ya ya be. Biri kirleniyor arkadaşlar, yıkamaya veriyor. Öbürkini seviyor. Biri Bülent yeni mi aldın, her sertinde yeni mi aldın diyorum. Çocuk da şaşırdı artık bana laf üretmekten. Yo, doğru. Sermenci nereden bileceksin? Doğru. Ben hallerimi göstermen altın saklar gibi saklarım. Arkadaşlar bir görseniz. Hayret edersiniz. Evet, açılmıyor değil mi? Açılmıyor Bülent'ciğim. Yakınlaştırayım mı Bülent kapı? Bülent hiçbir şey yok kapılarda bebeğim. Ay olmaz mı? Kanara gibi olmuş. Ya bir şey yok diye kapılar. Yemin ediyorum tertemiz. Anlara gibi, anlara arkadaşlar gibi. Şimdi bunu arada ıslak mendil sokup bir taraftan çıkart anahtar deliğinden. Bülent onu yapmayacağım bugün. Geçen yaptın. Ha geçen. Yine toz kapmıştı yaparız. Yok yeni yaptın ama. Arkadaşlar şu dönükten ıslak mendili sokun ya. Öbür dönükten çıkar ya. Şöyle karıştır ben içindeki tozu bilal ya. Aynen öyle. Hele sen bilmez onu. Evet. Değil mi diyorsun? Evet işte sanat ayrıntılarda gizli Bülent'ciğim. Hep kapıları, bu kullanmak zorunda kalıyorum. Gelmiş. Kapılarım çizmesele bari. Oh. Senin kapıların kaliteli Bülent'ciğim. Kolay kolay çizilmez. Ha, kaliteli neresi? Kaliteli gitti bari. Kaliteli Bülent'in kaliteli kapıları. Oh. Öyle değil mi Bülent'ciğim? Şart olsun kirlenmişmiş. Ay Bülent'ciğim lütfen. Haksızlık ediyorsun kapılara. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nefes nefese kalabildim bu sene. Konuşabildiğin şey burada. Bülent'ciğim burada çok şıksın bu arada. Ki sen ay ev halim dışında. Ama olsun vallahi çok şıksın. Ay neler şıkkı. Vallahi çok güzel. Şu ayıcıklı şeyi çok sevdim üzerindeki. Giyme ne düşüyor. Vallahi çok sevdim. Böyle giyme en aşağı. Ay Bülent'ciğim bunu ben bir gün giymeye alayım üzerinde. Şöyle şurada şey bak. Gel teyze. Gel teyze sen geç şöyle yanlaya yanlaya. Hadi Ayşegül'üm sen. Güzel çıkıyor ama. Güzel mi? Her halükarda güzel çıkıyorsun. Bülent'ciğim sen. Bismillah. Burası teyzemin odası. Annemin dedi şeydi ya odasını böyle. Dezenfekte ediyorsun. Konuk alıyorum biliyor musun teyze? Oh. Aynen. Allah'ım güle güle kirletmeleri nasip etsin. Amin. Allah'ım güle güle kirletmeleri nasip etsin. Amin Bülent'ciğim.
Allah'ım bu lavuk kinlek mi de? Nasip et yani. Amin. Hem kinlen ya. Herhalde canım Bülent'ciğim. Yiyoruz, içiyoruz, bulaşıyor oluyor. Yani o kadar olacak. Olmaması lazım işte de. Bizimki de maşallah. Böyle kirletiyalı. Aklım çıkıyor. İmanım böyle. Allah'ım temizlikle al canımı diyen biliyor musun? Tabii ki. Bir derler, ne derler Bülent eskiler? Heh. Bir avuç su, bir avuç nur derler değil mi? Evet teyze. Eski babaannem dönemiz. Babaannem rahmet eylesin. Bak sen beni çekiyorsun değil mi? Çekmez miyim? Şöyle kapını şunları böyle iyice konura konura silin. Bir şey olmaz. Şöyle içine deterjan değsin. Tespihleri silmiş oldum ben. Ha? Tespihleri. Yalı ha. Konura konura silin şöyle. Şuraya bak. Yünürce gibi olmuş o kapılara. Ay Bülent. Kapıları gün ışığına. Yani gün ışığına çıkma kelimeler sende var ha. Vallahi kanara gibi olmuş. Oh. Ay şey var da şu burada çamaşır var arkadaşlar. Evet abi. Çamaşır asmışlar. Bütün derdinizi, kirinizi böyle giderebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra elinize alın böyle. Ayşe Gül'e mi sinirlendiniz? Nerede mi sinirlendiniz? Hemen bizi alın elinize. Ondan sonra. Dövermiş gibi sinir. Bilmem ne dün. Bilmem şöyle dün. Deye deye kapıdan hırsızı çıkarın. Hem kumuş gibi oldu kapınız değil mi teyze? Hem de değil mi? Gücünü vermiş. Kayınınızı mı sinirlendiniz? Gurumcanızı mı sinirlendiniz? Hemen böyle böyle. Ova ova. Bütün kaderimizi ben giderim o. Bülent de güneş ağında çıkmamış kelimeler Bülent'te var valla. Böylesiniz hem evinizi temizlersiniz. Hem de kayınlığınızdan, gurumcanızdan, eltinizden intikamınızı alıversiniz. Kapı hem kumuş gibi oldu değil mi teyze? Evet. Bülent'ciğim buraya çamaşır mı astın bebeğim? Çamaşır aslında. Ha, şu aynadan görünür de o yüzden diyorum. Pörüsü, peluş, pörüsü. Peluş. Şey, peluş. Aha, peluş atmışsınız. Bebeğim. Gel teyzeciğim, bura bitti. Kapıları falan değmem mi? İzin değmem, çıkarım. Değmem, hayır. Heh, gel. Değer miyim? Senin emeğine saygı. Ay, şapkan falan neyle olduk Ayşe bu? Sen her halükarda güzelsin ya. Vallahi Bülent'ciğim. Bizim sen... gibi arkadaşlar. Kime kızdınız? Ayşe buraya mı kızdınız? Bana mı kızdınız? Çamur suyunu koyun. Bir de makine deterjanı koyun. Onlar için bıraşın makine deterjanı. Ondan sonra bilmem ne dümün Ayşe Gülü'den. Bilmem ne dümün Bülent'i deye deye silin. Evinizde bakmışsınız kumuş gibi oluveri. Siliniz de gidiveri. Bülent'in baksana. Maşallah. Ne diyeyim deyse ben öyle sinirlendiğim zaman veren kapılardan intikam alıyor ya olarım. Aynen Bülent'ciğim. Ama gayet güzel. Böyle geçen, sinirlenmeler olsun Bülent'ciğim. Geçen rüyamda onu rüyamda alıp Beyza'na takilerle konuşuyor. Neyse. Evet. Geçen rüyamda parkelerle konuşacağım. Parke inşallah. Parke. Anladım. Ondan sonra deye ki parke. Kare silme deye yeter bizi deye biliyor musun? Aa. Ooo deyin olmaz deyin konara gibi olsunuz deye. Silmeci deyen durabilir miyim? Anam baktım sana peze ne okunuyor? Parke ile böyle konuşuyor rüyamda. Hayırdır inşallah hayır olsun. Ben kafayı mı bozacağım ne diyeceğim? Yok orada. Canım. O ne alaka? İşte temizlik. İnsan farkıyla konuşur bu. Benim Sude ne diyor biliyor musun? Anne diyor, Bülent abi diyor, aynı diyor, bir tane peygamberimiz var diyor, Hazreti İbrahim diyor. Ona benzetiyorum diyor. Niye? Nasıl kızım dedim. Anne dedim, bir gün dedi evine dedim, bir hafta dedim misafir gelmemiş dedi. Peygamber Efendimizin dedi. Ondan sonra bir ay boyunca dedi, ondan sonra adam Peygamber Efendimiz şey yapmış. Ondan sonra yemek yememiş. Yala. Misafir gelmedi diye. Ondan sonra çıkıyor. Ondan sonra dışarı çıkıyor. Diyor ki misafir arıyor. Misafir aradıktan sonra bir tane de bir tane vatandaşın biri. O da 3 aydan beri yemek yememiş. Ondan sonra 3 aydan beri yemek yemediği için Bülent bunu evine davet ediyor. Ben 1 aydan beri yemiyorum. Diyor ki ben 3 aydan beri yemek yemiyorum diyor. Gel diyor benim evime diyor gel diyor. Rabbim diyor orada bir bereket diyor anne diyor evinde diyor. Bir bet bereket diyor. Aynı Bülent abi de ona benzetiyorum diyor. Bu bet bereket misafir dolusu diyor ev diyor. Yani o kadar hürmetli, o kadar vicdanlı, o kadar menemakki ki diyor. Sude Sude. Onda şey dokuyor ya teyzeciğim. İmam Hatip'te. İmam Hatip dokuyor hocaları böyle anlatınca. Evet evet hocalar anlatmış zaten. Ondan sonra hocalar anlatmış. Aynı diyor Bülent abime benzetiyorum aklıma diyor. Aklıma geldi de ya. Ha, aynı Bülent abim diyor. Görüyorum gel teyze şöyle şurada dur. Şurada. Ondan sonra şöyle diyor Bülent abim diyor çok hürmetli diyor. Anne diyor, aynı diyor. Rabbim ona diyor, dolu dolu veriyor ya Rabbim diyor. O yüzden Allah diyor. Kesmesin. Vallahi hiçbir öyle diyor. Hiçbir zaman yok demem.
hiçbir zaman şunun yok demem, bunun yok demem. Ona bazı insanların parası olur, ay 5 kuruşumuz diyor, ay şunumuz diyor. Ama gerçekten yok ediyor. Allah insanı yok eder. Yok ediyor. Varken yok demeyeceksin, evet. Yokken de yok demeyeceksin, Rabbime şükredeceksin. Elhamdülillah diyeceksin, ne bileyim. Elhamdülillah diyeceksin. Bunun karnım doydu mu? Hiç, doğru. Şükredeceksin. Yeter, yeter. Valla varken Rabbim eskiden de mi mesela Peygamber Efendimiz zamanında değil mi Bülent'ciğim? Tabii yani canım. Peygamber Efendimiz bir sirkeyle, ben bir hurmayla. Hacca gittim de Peygamber Efendimiz bir zorluk çekmiş. Hocalarımız anlattı. Bir zorluk çekmiş. Ben size anlatayım. Nasıl bir zorluk çekmiş biliyor musunuz mu arkadaşlar? Peygamber Efendimiz bir gün şeye gidiyor. Savaş çıkıyor. Savaşa gidiyor Peygamber Efendimiz. Savaşa gidince bu Mekke'ye geliyorlar. Ama Medine'ye geliyorlar. Ondan sonra Medine'ye gelince çok zengin birisi Peygamber Efendimiz demiş ki Peygamberimiz demiş sallallahu aleyhi ve sellem sizin karnınız açtı. Eve gelin hanımım size yemek hazırlayın demiş. Ama yeter sadece siz gelin demiş Peygamber Efendimiz'e. Ondan sonra öğledikten sonra Peygamber Efendimiz onu yapar mı? Ondan sonra ya. Zengin dedüğümünün de bulgurlu ekmeği varmış. Unu. Zengin dedüğüm de o. Bulgurlu evet. Ekmeği varmış. Ondan sonra Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Ondan sonra tamam diyor, sen git hanımına de ki diyor. Ondan sonra bütün her şeyi hazırlasın diyor. Peygamber Efendimiz adamın yanında değil ki, zengin adamın yanında. Ey ahali, bugün filan kızı davetliyoruz, oraya yemek yemeye gidiyoruz. Siz de benden geliyorsunuz be ya. Ondan sonra Peygamber Efendimiz yanına gelip usluca. Ondan sonra ya Resulullah de ya. Ben de ya, sadece de ya, size de ya, yetecek kadar erzağımız var, sadece size yapıyoruz de ya. Peygamber Efendimiz de ya ki, sen hiç korkma de ya, o bereketlenecek de ya. Yeter ki sizin eşiniz ekmek yaparken, şey yaparken, ağzını, kapağını ağzını açmasın de ya. Ay, Peygamber Efendimiz, bütün kaç o Medine'nin herkesi bu adamın evine ekmek yemeye gidiyor. Bulgunun ekmek o kadar kişiye yetiyor ki, Peygamber Efendimiz açıya. Anam dolmuş, daha gelen de ye ye, giden de ye ye. Gelen de ye ye, giden de ye ye. Yarım kilo bulgur yok bile. Ya. Düşün. İşte, milletin dıka basa karnı doyuyor. İşte evet. Bereket. Peygamber işte. Efendimiz emme ne demiş? Ben gelene kadar demiş, tencerenin ağzını kesinlikle açmalısınız demiş. Peygamber Efendimiz. O kadar kişiyi Peygamber Efendimiz şeyle doyurmuş yani. Düşünün şey ya işte faziletleri değil mi Bülent? İşte. Evet. Rabbim Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım herkese nasip etsin. Gayrı bundan sonra tatile bile gitmeyeceğin ümreye gideceğin. Aynen öyle Bülent. Ümreye gideceğin. Çünkü o cennet bahçesinde namaz kılmak, onları görmek bana zevk veriyor arkadaşlar. Nasıl bir zevk anlatamam ben size. Heh. Şimdi böyle içeri doğru geçtik. Ondan sonra böyle içeri doğru geçtik. Amcamlar geldi. Evet Bülent'ciğim. Ondan sonra içeri doğru geçtik. Geldik bize. Şöyle silelim. Amcam gibi de bu teyze misafirimiz var. Evet misafirimiz var bugün. Bugün misafirimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Bülent'ciğim işte. Abi telefonu. Kim anne? Alo. Güzel sürüyorsun Bülent'ciğim. Gayet güzel sürüyorsun. Öyle derlemiş. İşte arkadaşlar. Her dediğim şey... gibi kayınlarınızı mı kızdınız? Ondan sonra Ahmet'e mi kızdınız? Alın elinizde bizi. Ubaran, ubaran dur. Affedersiniz. Değil mi deyiz? Aynen öyle. Şartlı. Ubaran, ubaran dur. Bakınsınız eviniz gümüş gibi olur. Zaten geliyor senin gümüş şey. Gibi Bülent. Şöyle bir deyiz. Şurada şöyle gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. 2017'den beri. Yegem doğumcu ya. 2017'den beri. İş çıkımı var, emekli olacak herhalde. Kanara gibi olmuş o bakma. Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakma misafirlerim, şu kapıları sileyim. Tam misafir gelmeden önce başladığın için Bülent'ciğim. Şimdi... Kamera gibi olmuş. Gel.
Gel Aşkurcuğum gel. Evet Bülent'cim geliyorum. Takılıyorum sana. Evet. Kapıyı örtü be Deniz'e gel. Hey, evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli oldum sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yar senden. Vay be. Böyleyse şey diyen biliyor musun? Deşarj oluyorsun. Deşarj oluyor. Evet, aynen öyle. Herhalde Bülent'cim. Bir de şeyler ya Bülent, anahtarlar kapıda. Neydi onun adı? Onu unuttuk aslında. Anahtarlar pencerede, süt de pişer tencerede. Fıkır fıkır sarı inek. Bunu da salan kaliteli Bülent. Aynen. Oh. Ah inek de besledim ah deyse. Evet. Her şeyi besledim. Elinden geçmedik bir şey kalmadı Bülent'cim ya. Tavuk, ibi, gaz. Oh. Ne arıyorsan. Ruhlarım var. Bugün şeyde, ondan sonra Kabe'nin oraya gittim. Ondan sonra hoca Kabe'nin orayı açtı bana. Hani insanları şey yaptı. Ondan sonra kapıyı yerimize süreceğiz. Orada dua edeceğiz. Orada bütün dualar kabul oluyormuş teyze. Biliyor evet, musun? Evet. Ondan sonra neyse zor zahmet insanları geçe geçe Kabe'nin kapısına batım. Elimi yukarı doğru çıkardım. Ondan sonra elimi yukarı doğru çıkarınca bir tane Arap bir adam geldi teyze. Ondan sonra yanıma yukarı doğru bir ayını kodu böyle. Eyvah. Koltuk ağzında kodum ağzımın içine. Eyvah. Koltuğun altına. Aman yarabbim adam bir kokuyor koltuk altı. Dedim ki Allah'ım dedim şu adamı aldı dedim. Güzel ibadet edin ya Rabbim dedim. Ondan sonra adam sağıma baktım sonra baktım adam kaybolmuş. Ondan sonra hocanın yanına gittim hocaya anlattım. Hocam böyle böyle oldu dedim. Hoca bana ne demesin iyi mi? Abülent dedi orada bir dua kabul dedi. Sen dedi onun dedi adamı çümü kullandın dedi bana. Böyle. Eyvah. Gül Allah gül bütün arabanın içindeki de böyle gülmekten yıkıldık. Ah deyiz adamı çok kullanmış yine oradaki duayı. Ay hocalar seni çok sevmiş ya. Ben de sevdim valla çok iyi insanla. Aynen. Çok sevdim teyzeciğim. Evet çok sevmişler. Geçen evet arkadaşlar böyle kapılarımızı siliyoruz. Ayşegül'cüğüm Bülent'ciğim nasıl geleyim? Dur. Şöyle geleyim mi Bülent'ciğim? Allah'ım güle güle temizlenmeyin. Arkadaşlar burada çamaşır var onu da göstermek istemiyorum size. Göstermek çünkü istedim. Olsun ben göstermeyeyim Bülent'ciğim. Sen göster diyorsun da. Çamaşır asılı kışın malum. Dışarıları asamıyor kış Bülent. Ondan sonra aman yarabbim. Allah'ım güle güle kirletmeyin. Amin. Amin. Amin Bülent'ciğim. Aynen öyle. Allah cümlemize yarabbim. Ay. Allah'ım. Sağlık sıhhat versin Rabbim değil mi Bülent'ciğim? Kamera gibi olmuş. Bülent'ciğim. Kamera. Uzun zamandan beri gülemiyordum yani. Sayede gülüyorum. Kamera gibi olmuş kapılar. Teyze. Yalan mı konuşuyor? Şarkı da olsun. Ay Bülent öyle deme. Gerçekten tertemiz. Yok kız. Sanki gibi. Var ya kapıyı. Sen aralarını görmüyorsun. Tamam da. Sanki kapıyı yani fuzuli siliyormuşsun gibi. Kız olur mu öyle? Vallahi tertemiz. Her hafta kapı silerim. Arkadaşlar. Her kapı bunu. Hani bir kapı 5 dakikada bu şu kadar temiz olur mu? Bakın tertemiz olur, görüyorsun. Olur. Bak. Kamera gibi sen görmüyorsun. Doğru artık. Deler kırkından sonra göz görmeyince olmuyor. Doğru Bülent'ciğim. Şu yani, benim temizlik işimdekilere bak. Şart olsun hiçbirisini beğenmeyen. Bir temizlik yapayım. Ay ben şöyle titizeyim. Ay ben böyle titizeyim. Hiç beğenmeyen deyiz ya. Sen beğeniyor musun? Ya beğenmesen ne yapacağım çok Bülent? Çok abartıyorlar değil mi? Evet. Evet abartıyorlar dediğin gibi. Ay ben oraya gitmem ki zaten. Benim moralimi bozmaya asla gitmem Bülent. Ben giderim. Oo da gördük. Keperdi. Yok temizlik. Gitmem. Vallahi giderim. Bir kere niye giderim biliyor musun? Yüzleri temizlik koysun diye giderim. Ha öyle desen. Doğru. Doğru konuş ya. Doğru. Haklısın ha. Oldu haklısın. Yani. Ben biraz hızlı yundu. Ben oradan 2 saatte çıkarım. Garanti. Garanti çıkarım. Oy laf ediyaz diye. Kız resmini laf ettiriyor diye milletin şey diyor. Sen ne dersin? Dur ya. Ne söylüyorsun? Ben işime bakacağım dersin. Oh ben hem konuşurum hem işimi görürüm. Orada bile elini benimle koyala. Ondan sonra yorulduk deyala. Ay şöyle deyala. Ay böyle deyala. Ben öyle yapılamam. Ben hem temizcüm ederim. Hem elim işte elim derler ya. Hem elim işler hem ne derler dilim. Öyle teyze. Bülent'ciğim evet ya haklısın. Teyze. Geliyorum. Şimdi kapıdaki yundan vereyim de. Tamam. Dış kapıdaki ne? Kamera gibi olmuş dış kapıda.
Elleri süre süre. Bundan sonra millete eldiven vermeyin bari. Ay öyle deme Bülentciğim. Niye? Kimle olur? Ayıp olur ya. Eldiven ayıp olsun. Valla ayıp olsun. Şimdi ben eve geleceğim, eldiven mi vereceğim bana? Öyle anlamda değil. Çöp ben atayım. He tamam. Bülentciğim o doğru. Anahtarları şöyle sileyen aşıdır. Teker teker esasdan siliyor anahtarlar arkadaşlar. Mikrop falan varsa. Mikrop falan oldu biliyor musun? Aynı güzel çabasını kokuyor. He he. Güzel şunu da delikten çıkarayım da sileyim dur. Şöyle güzelce. Bismillahirrahmanirrahim Bülentciğim. Şimdi elimizi alıyoruz her yere sürüyoruz elimizi. Doğru. Biliyor musun? Güzelce defekstüren edelim. Bilim de dönme. Dezekfik de. Dezebek de edelim. Ay canım benim ya çok tatlı. Şöyle anahtarları edelim. Bilal. Elimiz her şeye sürüyor. Bu kadar anahtarları silelim insan görmedim ama. Yala. Vallahi görmedim. Görmedin mi? Ben her zaman silerim. Ben ıslak bedeli şöyle yaparım. O uçlattırım öyle senin gibi. Suyu daha iyi. Evet. Anahtarı karartırsa onu bilmem. Karartmadan başıma gelmedi. Ondan sonra adiler olunca kararttı bir kere abi. Şu anki evdekine. Maşallah Bilal. Şöyle güzelce alıverelim elimizi sürüyoruz. Bir 5 dakika kararlı zamanını alıyoruz. Aslında anahtar önemli. Cebimize koyacağız. Onun cebimize koyunca bir şeyle yiyeceğiz. Olmayabilir ya. Bülent ne diyor geçen gün? Ben elime diyor para gelsin çamaşır makinesi içinde yıkayasım geliyor diyor. Valla öyle. Çok temiz. Ay, yani gerçekten öyle. Bana da gibi olmuş abi ya. Sen var ya bana böyle inanma Ayasun. Niye inanmayacağım Bülent'im? Onu deme ya. Anama dedi ki doktor. Anam dedi bu teyze sıkı kilo oldu dedi. Bu teyze dedi bir enfeksiyon kapar bir enfeksiyon şaşarsınız dedi. Ne dedim ben. Ondan sonra doktor bey dedim bir daha kontrole gelince annem de bir enfeksiyon görüyorsunuz mu siz bir kere bakın ben dedim. Ondan sonra hani annem kilo oldu ya kesinlikle enfeksiyon oldu dedi. Anam öyle bir bakmışım. Bir tek Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle bir tek enfeksiyon kaptırmadım. Doktor bey hayret içinde kaldı. Sen nasıl enfeksiyon kapmadın dedi anneme. Sen de biliyorsun işte. Aynen aynen. Nasıl bilmez miyim? Nasıl enfeksiyon kapmadı dedi annen dedi. Nasıl baktın dedi. Her gün odasını sildim. Her gün elini tuttuğu şeyleri biliyorum. Sildim. Her gün bilmem oğulları evdekinden sildim. Tertemiz baktım valla. Onu yapekinden sildim. Her şeyini önüme aldım, yıkadım. Güzelce gümüş gibi. Ondan sonra normal günde koltuk altlarını sildim. Bezlerinden şöyle ıslak menzille vardı biliyor musun? Evet. Evet. Onlardan ya da onları kullanma dediler bana. Ben de ne yaptım biliyor musun? Böyle iki tane havlu yaptım. Arap sabunu var ya bildiğiniz beyaz sabun. O öyle böyle havluya yaptım. Koltuk altlarını öyle sildim annemin. Hiç yemin ediyorsun sana ne? Gümüş gibi oldu her yeri. Bir tane de enfeksiyon kaptırmadım annene. Kaptırmadı evet Bülent. Hiç. Gerçekten öyle tertemiz baktı. Hiç. Odasını 5-10 dakika sonra havalandırdı. Ondan sonra temizliğini yaptı. Evet. Hiç gerçekten böyle. Bülent. O oda var ya benden bıkmıştan bir nesli. Gidin ne diyor şalgam döküldü. Yere Allah diye muhakkaklım diyor benden çekeceği var diyor. Bülent. Şart olsun parkeyden konuşa giren gördüm kendimi. Müslüvansın inan. Parkeyden konuşuyor. Gari yeter diye beni temizleme diye. Ben inanırım Bülent'ciğim. Parke konuşur mu? Tövbe estağfurullah. Ben konuşa giren gördüm kendimi. Ne diyeyim aha şıkkıdım işte. Herkesin kendine göre bir huyu var değil mi Bülent'ciğim? İşte kendine huyun bu. Kendine göre huyu var Aşagül'üm. Yapacak bir şey yok Aşagül'üm. Doğru. Evet Bülent'ciğim. Allah'ım öyle değil mi? Valla pırıl pırıl. Zaten ne olacak ki? Baksana pırıl pırıl oldu arkadaşlar bakın. Gerçekten baksanıza pırıl pırıl oldu. Yemin ediyorum pırıl pırıl oldu. Ne diyeyim Bülent'ciğim işte. Karı yok, bir şey yok. E kendin yapıyorsun Bülent'ciğim. Karı denilen bir şey yok. Kendini yapıyan, temiz ucu kadınla tutuyan, beğenmeyen. Ondan sonra tam şöyle hanımla sanki ne zaman olduysa bugün temiz ucu kadın çağırdı. Tam şöyle. Kendini yormuyor işte. Hayır, resmen okşaya. Resmen okşaya. Tam böyle. Demişsindir sen bir şey abla böyle. Güzel yap diye. Kız abla dedim elimi sakat ne kayalım böyle dedi. Çık hadi dedim esnini şöyle şöyle karıya. O da gülmüştür. He? O da gülmüştür diyorum. Yani 200 milyon aldı gitti ah teyze. Öyle öyle şimdi 200 milyon lira doğru. He, 200 milyon aldı gitti. Ne deneceğin kuyuyan deterjanı. Ondan sonra bağıra çağıra şarkı söyleydi ya. Aşkım ne diyeyim? Doğru Bülent'ciğim ha doğru. Bir de kızdığın eğer zaten kimseye kızmazsın ama kızdığında biri varsa Bülent'ciğim. Ben kızma. Kızmazsın onu demek istiyorum. Oh bazen kızdıklarım oluyor akrabalardan dışarıdan değil. Yalan da konuşuyorsun. Vallahi doğru konuşuyorsun. O deyin havluyu elinizi silin şurada.
Aman 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 bunu böyle bir sürü yalan. Bir sinir olurum, bir sinir olurum. Şey, anlatamam kapıya mı sürüyorlar ya. Brent? He? Kapıya mı sürüyorlar? Kız teyze elini yıkayın. Yıkayınca beni o makbul değil. Havluya sileceksin. Tabii. Bununla kapı onunla tutulama. Tamam bu akı yaşağı doğru. Şu kapıyı günde kaç defa süreyim Allah bildi. Bir ben bilirim bir Allah bilir. Bu kapılar sana geldiğine pişman olmuştur Allah bilir. Hemen yüzleri gözleri açıldı mı böyle diyeyim. Yüzleri gözleri ne açtı? Hani bir kadına makyaj, kapıya da çamur suyu yakışan Ayşegül'le. Vay be. Heh. Vay anladın be Bülent'cim. Öyle işte. Ne diyorsun Ayşegül? Doğru. Yapacak bir şey yok. Şunlar yok. Onlara yürütten gel. Şunlardan bir bakıyor. Koyun koyun çıkıyor şunlar. Şunlar beni öldürüyor. Sanki birisi gelip mahsus aklıma da gidiyor. Birisi oraya gübülme diye de ya. O kadar yağya mı bari? Aslında biraz öyle bir şey yok ya, sen öyle hissediyorsun. Öyle hissediyor işte. O mahsus gibi o tam da oraya geliyor. Sen öyle hissediyorsun. Heh. Ay. Tam mahsus gibi. Onlara geliyor ah Ayşegül'üm. Heh. Aklımı çıkar böyle. Böyle temizin her çamur suyu. Allah şu çamur suyunu kim icat ettiyse. Mekan dur o cennet olsun diye yani bey. Vallahi. Hadi sana annem gibi konuştum bile. İyi ki bunu çıkarmışlar. Heh. Bazı yerlere oturmaya giderim. Masanın üstü yumurta kokusundan şey edilmez. Çamaşır suyunu elip silmezler. Yumurtadan nefret. Yumurta falan yemeye şimdi. Yumurta falan yemeye. Sen 5 dakika bekle orada. Tamam. 5 dakika. Ay. Nasılsın Ayşegül? Ne yapayım Bülent'ciğim? İyiyim sağ ol. Arka kapıdan konuşuyorsun ama. Kapıların direğine Ayşegül. Evet. Evet Bülent'ciğim. Bülent'in havlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Kanara gibi olmuş her yer Ayşegül. Kanara gibi olmuş değil mi Bülent'ciğim? Kanara gibi olmuş her yer Ayşegül. Ben şu alan da güzelmiş lan. Vallahi ha? Çok güzelmiş alan. Bu mu? Ay teşekkür evet. Ederim canım benim. Demin sen işe yapıyorsun diye onu çekmişim. Ay benim her şeyim kaliteli. Kaliteli Bülent diye boş yere demiyorlar. Vallahi her şeyim kaliteli. Aynen öyle ederim. Bülent'ciğim. Şunu alıverdim kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç dakika oldu videomuz? 27 dakika mı? Evet. Temizlik bunu edelim. Aynen öyle. Heh. Teyze. Şu dolabı dalmayacağım. Kanara gibi olmuş. Ay Bülent. Sen de gün derler yani. Nereden buluyorsun kelimeleri bilmiyorum. Nereden türetiyorsun? Ben çocukluğumdan beri olan kelimeler. Valla maşallahım var. Oh. Sevgili takipçilerim. Bana abone olmayı, beni desteklemeyi, bana like atmayı, eşinize dostunuza beni tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgili takipçilerim şart olsun hepinizi çok seviyor. Burnumda bir bir tutuyorsunuz. Şimdi geçelim dolaba. Gördün mü? Aynen Bülent'ciğim. Arkadaşlar benim Bülent bugün çok çamaşır yıkamış. Her yer çamaşır. Şöyle olacaksın dünyanın kederi gibi gidecek neyse işte. Bu sesi duymak istiyorum Bülent falan diyormuşum. Temizliği diye bağırıyor işte. Aynen öyle. Yetme gayri Allah aşkına be ya. Zaten kapıda sen silmeden kapı ayna gibi parlıyor Bülent. Ana Bülent bir kere daha yap onu. Neyi Beyze? Hoplamayı. Şunu da yapacağım buraya sildim. Şöyle al dedim ne diyeyim. Vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Güzel güzel temizlemeni nasip etti ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım güzel güzel temizlemeni nasip etti ya Rabbi. Bülent sen bu sırada zayıflamışsın diyorlar. Herhalde bu şekilde zayıflarsın bebeğim. Ben tempo yapıyorum teyze. Tempo 1, 2, 3, 4. Şimdi aşırı. Evet. Ellerini böyle koyma. Duvardakilerle bir yere dilenme. Bir şey olur.
şey olmaz. Devam et. Ver bakayım. Nazar nazar. Nasıl Bülent? Bir şey yok. Düştün. Söyle. Tut tut. Nasıl tutayım? Böyle tut. Devam et. Eyvah. Nazar nazar olsun. Düşüyor değil mi? Düştü bir anda. Ne oldu? Şaşırdım. Çek sen. Çek. Bir şey yok. Ay Bülent. Heyecan düştü. Yaptım. Düştü. Ama şeyde hata var. Parmağım gelmedi. Şöyle alıyor. Çok güzel. İşliyor değil mi? İşliyor. Kız değdi. Bülent ne yapayım? Şöyle yukarı doğru çıkartıp kendisi yaptı. Bir kere de senin elinde oldu ya, hatırlıyor musun? Evet. Şuradan tozundan verdim. Değse şöyle. Maşallah. Ay. Bülent ses falan kısılır mı? Baksaydın. Ha, kısılmaz. Öyle mi? Değse. Şöyle. Ellerini Bülent sürüyor. Alabiliyor musun? Aynen Bülentciğim. Maşallah. Bundan yeni silmiştin Bülent zaten sen. Olsun. Ha. Mevlüt yaparken her yeri sildik. Yani sen sildin de yani sildik derken hani genel olarak konuştum. Evet arkadaşlar. Çekiyor muyuz? Ben tamam. Bakayım. Aynen. Tamam. Gayet iyi. Evet arkadaşlar, bugün de sizden kapıları sildik. Hemen yarabbim pallayı pallayı verdi. Ondan sonra kem gözlerden, kederlerden saklasın Rabbim, kapılar bembeyaz oldu. Dediğim gibi, kayınlarınıza mı kızdınız? Görümcenize mi kızdınız? Bizim Ayşegül'e mi kızdınız? Ay bana mı kızdınız? Onun elinize doldurun çamaşır suyunu. Bir tane de makine tableti atın içine, bırakıp makine tableti. Ondan sonra, o babamı, felakez Ayşegül'den, felakez Bülent'ten. Ondan sonra yettin gayri canıma deye deye ovara. Bak mısınız kapılarınızı ağır demiş arkadaşlar. Ondan hiç anlamazsınız. Hem kırgınlığınız gider, hem kızgınlığınız gider. Hem de şeyiniz gider arkadaşlar. Öyle yapmayı unutmayın. Ondan sonra Allah'ıma diyorum emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Kastamın evliyalar diyarından hepinize selam olsun. Şart olsun hepinizi. Çok seviyorum. Ondan sonra görüşmek üzere diyorum. Bana abone olmayı. Dur desen ayatma. Bana like atmayı, beni desteklemeyi muhakkak unutmayın arkadaşlar. Güzel güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ay bir Bülent'imiz var, ona bir destek olurum. Kolu komşu deyip eşinizi, dostunuzu arayabilirsiniz arkadaşlar. Allah'ım emanet olun değer. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bülent böyle bir...